Tencerelerde, kazanlarda aşureler kaynamaya başladı ama aşurelik ürünleri almak önceki senelere göre çok daha zor. Çünkü hemen hemen her ürüne zam var. Aşureyi herkes sever. Ne kadar mal olacak sizce bu sene aşure? Rahat yüzü bulur yani. Çok rahat. Aşure kaynamaya başladı ama önceki yıllardan daha pahalıya. Çeşit çeşit ürün var. Hepsinin fiyatı da cep yakıyor. Fıstık, fındık, ceviz, fasulye. Nohut, kuru fasulye, birazcık pirinç. Ben içine biraz süt de koyuyorum. İncir 60 lira. Efendim fındık 70 lira. Geçen sene aldığımız ürünün iki katı vererek çok pahalı. Kayısı aldım paket halinde 18 liraydı. Ki 400 gram. Burada bakıyorsunuz kayısı fiyatı 40 lira 1 kilo diyor. Yarım kilo falan kayısıyı kullanıyorum. Bir tek değil birçok çeşit hem bakliyat hem meyve kurusu hepsinden azar azar olsa da tencerede bir araya geldiğinde 100 lirayı aştı bir tencere aşurenin maliyeti. Yukarı 150 lirayı vuracak. Geçtiğimiz yıl ne kadara mal oluyor? Yani aşağı yukarı 70-80, yani %40-%50'den daha fazla artış var. Geçen sene 8 lira 45 kuruş olan fasulye, kuru fasulye şimdi 17 lira. Nohut hakeza öyle, pirinç hakeza öyle. Aşure bolluk ve bereketin simgesi çünkü ürün yelpazesi çok geniş. İçinde hem bakliyat hem de kuru meyve var. Onların da fiyatı son bir yılda bol bol arttı. Yani aşurenin de maliyeti arttı. Aşurenin maliyet hesabı buğdayla 4 liradan başlıyor, bakliyatla yükseliyor. Kuru fasulye nohutta en uygun fiyat 17 lira. Kuru yemiş fiyatlarıyla da aşure zamlı kaynıyor tencerelerde. Ceviz badem 80 ila 90 lira arasında. İncir ve kayısı ortalama 26 lira. Düşük bir şey yok. Düşük olan halkın gelir seviyesi. Her geçen yıl daha da zorlaşıyor aşure yapıp dağıtmak. Bolluk bereket beklentisi bu yılda yerini alışverişte hesap kitap yapmaya bıraktı. Çok daha fiyatlar pahalı.